Ya ben dedim sıra gireyim mi? Dün ki sıra gireyim. Ben hastayım, nasıl sıra gireyim? Adam soğuk almış, tam net anlatar mı? Hadi hadi hadi, oraya. Arkadaşlar, bu sorunları, burada yaşanan afeti, felaketi biliyoruz. Biz de buradayız. Şu anda 7-8 HDP milletvekili olarak buradayız. Bütün yöneticilerimizle, il ilçe örgütlerimizle sonuna kadar bu birlikteliği sürdüreceğiz. Adıyaman'ın çok büyük bir acı yaşadığını, çok büyük bir felaket yaşadığını farkındayız. Bu felaketi iliklerimize kadar hissediyoruz, emin olun. Ama sadece hissetmek yetmez. Bununla başa çıkmak için, yaraları sarmak için, cenazelerimize sahip çıkmak için ve özellikle kalanların sağlıklı yaşaması için, acılarını yaşaması için neler yapılması gerektiğini sizlerle beraber karar vereceğiz. Sizlerin önerilerinizin hepsini tek tek not ediyoruz. Mesela dünden beridir köylere yol gitmediğini söylediniz. Yol açılmaya başlandı. Köylere ulaşılıyor. Oraya yardım gidiyor. Oradaki ihtiyaçlar giderilecek. Şu an bizim tespitlerimize göre şeye de gittik, depoları gezdik, birkaç saat orada da çalıştık. Adıyaman'ın gıda ve giyecek ihtiyaçları karşılayabilecek kadar stoklar dolu. Şu anda ihtiyaç çadır, ısıtıcı ve sizin soba, soba ihtiyacı. Bunlarla ilgili ben bizim partimiz adına ve birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütleri, diğer kurumlar adına konuşabiliriz. Şu anda Diyarbakır'da 82 kurum ticaret odası da içinde, baro da içinde, hepsi ciddi bir organizasyon kurdular ve her yere bu organizasyonu yapıyorlar. Biz yarın Diyarbakır'da onları bir daha ziyaret edeceğiz. Adıyaman'daki sorunları, talepleri, ihtiyaçları zaten anı anına bildiriyoruz. Ve burada sürekli milletvekillerimiz kalacak. Bu masa kalacak, koordinasyon kalacak. Bunu devam ettireceğiz. Devlete ilişkin bölüm ise, devlet buraya yardım değil, bu onun görevidir. Tamam mı? Bir ülkede vatandaşların yaşaması da, açlığı da, tokluğu da, ısınması da devletin sorumluluğundadır. Bu devlet bizim sizin verdiğimiz vergilerle ayakta. Unutmayalım. Neden o zaman bizim vergilerimizle bu devlet bu hizmetleri yapıyor. Biz sonuna kadar onları da zorlayacağız. Adıyaman'ın sesinin duyulması için, bu felaketin tedavi edilmesi için en azından acıların birazcık olsun. Biz öleni geri getiremeyiz. Ama yaşayanı iyi yaşatmak gibi bir görevimiz var. Ve bu felakette başa çıkmak gibi bir sorumluluğumuz var. Emin olun her birinizin yaşadığı acıyı kendimiz yaşamış gibi hissediyoruz. Emin olun. Bütün şehri dolaştık. Adıyaman'ı asla ne biz bırakırız ne siz bırakırsınız. Buraya birlikte sahip çıkalım ve birlikte bu dayanışmanın gücüyle emin olun atlatacağız. Biz ilk gün buradaydık. Değildiniz ama. İlk gün buradaydık. Geç geldiniz. Öyle çok geç geldiniz. Bakın ilk gün buradaydık. İlk gün saat 7'de buradaydık. Saat 7'de buradaydık. Sabah 7'de. Sabah 7'de buradaydık. Gece 4'te oldu. Sabah 7'de buradaydık. Hocam şimdi bu İşte onlar için çalışıyoruz. Duyurduk bütün dünyaya. Yani biz sosyal medya hesaplarımızda var. Biz gece gündüz haber yapıyoruz. Bütün dünyaya duyuyoruz. Yani beraber bu işi açacağız. Beraber. Biz ayakta kalalım. Birlikte olacağız sonuna kadar. Bu mesele sizin, bizim parti, oy, HDP meselesinden ziyade biz insan olarak, bu ülkenin yurttaşları olarak sizin yanınızda olmak zorundayız. Böyle bakıyoruz. Şu anda bizim tek görevimizdir bu. Biz sizin vekaletinizi aldık. Sonuna kadar bu vekaleti sürdüreceğiz.
Her bir şey. Sen sarasar cevabını. Ben HDP adına konuşuyorum. Tamam da diğerler nerede o zaman? Diğerler de. Her bu için, her bu için. Evet, oluyor. Herkesin adını bokunu yiyorlar. Herkesin ölmüşsünün nerede bu derler? Bu diğer, bu diğer partiler nerede? Hangi çalımın içinde? Hangi bokunu yiyorlar? Herkes öldü. Oğullar nerede bulacak? Onlara sorun. Nerede? Nerede oğullar? Her kapı kapı geldiler. Kapı kapı geldiler. Kapı kapı. Bir o için. Hani gel bizi kurtarsınlar. Bizi bir şey yapmasın. Allah yapmış. Biz istemek, biz istiyoruz şimdi evimizde olmayı, oturmayı. Niye iki tane evim kilitlensin, iki tane evim koptarıyorsun? Üç yaşındaki çocuk oturuyorsun, yenemiyorsun. Yazık değil mi? Bütün iki tane abi komple kapı kilitlendi. Dün kim bu acıyı yaşayabilir? Bu acıyla biz nasıl yaşayacağız? Sayın milletvekili, dün enfasın altında bir çocuk vardı. Akşama kadar aldı. Ekip gelmedi. Ekip gelmeden akşam o çocuğun sesi gitti. Ulaşamadım. Bugün 5 gündür ama burayı değil. Kepçe akşam koydular. Çocuğun sesini gitti. Aramadım. Arkadaşlar bu konuda bizzat vekillerimizin şimdi var. Gidip duymuşlar. Bizler de enkazları gezdik. Farkındayız, emin olun. Çok büyük bir gecikme var. Evet. Çok büyük şu anda enkazın altında ve enkazlar biliyoruz. Biz daha bazı yerlere ulaşmamışız. Kendimiz çalıştık, çıkaramadık. Ertesi güne kaldı, bir canlı çıktı.